İyi akşamlar, merhabalar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bütün dünyanın gündemi biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, gerginlik, çatışma ne derseniz deyin. Hukuki açıdan çok farklı karşılıkları var ama sonuçları itibariyle aynı şeyler oluyor diyebiliriz. Çevre ülkeleri çok etkileniyor bu süreçten. Türkiye'de de günlerdir biliyorsunuz bir ayçiçek yağı tartışması var. İzliyorsunuz haber bültenlerinde, ana haberlerde, TikTok videolarında insanlar ayçiçeğine hücum ediyorlar. Bunun gerekçeleri neler, spekülasyon mu var? Bunlarla ilgili açıklamalar da geliyor. Hatta göreve atanışı tam ayçiçeğe hücum zamanına denk gelen yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi de bu konuda ilk açıklamasını bu konuda yapmak zorunda kaldı. Üretim arttı diyor yeni Tarım Bakanımız. Ancak pandemi süresince tüketim de arttı. Dolayısıyla arada bir açık oluşuyor. Bunu ithalatla karşılamaya çalışıyoruz. Ancak paniğe gerek yok diyor bakan. Temmuz ayına kadar ayçiçeğimiz yeterli ve alternatif ülkeler, alternatif yağ çeşitleri için çalışmalar yapılmış. Biz de ayçiçeği ihracatını durdurarak mevcut stokların yurt içi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesini sağlıyoruz diyor. Ancak bunlar geçici tedbirler biliyorsunuz. Türkiye'nin sınırsız toprakları var ve bugün aslında üzerine tartışma çıkan besin maddelerini de Türkiye sınırsız şekilde üretebilir. Dolayısıyla yeni Tarım Bakanı'ndan beklentimiz bu dönemde tarımsal planlamanın nasıl sistematik hale geleceği, işte tarımsal endüstrinin nasıl destekleneceği, fahiş fiyat artışları ve spekülasyonların önüne nasıl geçilecek? Kamuoyu yeni bakandan acil eylem planını merak ediyor. Çünkü savaşı konuşuyoruz ve önümüzdeki süreçte en az savunma sanayi kadar stratejik bir alandan, gıdadan bahsediyoruz. Ve biz de buradan soralım yeni bakana. Evet Sayın Bakan, çözümünüz nedir? Kabinenin Türkiye'nin önüne yeni bir tarım politikası koyacak mısınız? Biz de bu akşam sebep sonuçta Ukrayna krizinin tüm ayrıntılarını konuşacağız. Uzman konuklarım var, askerlerle beraberiz bu akşam. Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir bizimle olacak İstanbul'da. Yine emekli binbaşı, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Ankara'da da emekli hava pilot, Kor General Erdoğan Karakuş bizimle olacak. Ukrayna'ya da bağlanacağız. Son durumu öğreneceğiz. Sebep sonuç başladı. Evet, üçüncü tur müzakereler de sonuçlandı ama sonuç vermiyor bu müzakerelerden. Çok da beklentiler karşılanmıyor diyebiliriz. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir bizimle. Emekli binbaşı Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'da hemen bir bakalım. Emekli hava pilot Kor General Erdoğan Karakuş stüdyomuzda. Erdoğan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sizinle Ankara'da beraber olacağız ama izin verirseniz önce bir Ukrayna'ya gitmek istiyorum. Murat Sekban arkadaşımız Ukrayna-Romanya sınırında. Murat merhabalar, kolay gelsin. Nedir oradaki hava, geçişler, ne aktaracaksın bize? Evet Melih Altınok, 24 saat boyunca bu noktada Romanya-Ukrayna sınırında Sirte sınır kapısında geçişler devam ediyor. Hava karardı, soğuk da oldukça etkili, sıcaklık da fazla şekilde düşmüş durumda. Böyle bu şekilde vatandaşların ısınması için belli noktalar oluşturuldu. Biz de Taha Hazar'la birlikte şu anda bu noktadayız. Elbette her yerde olduğu gibi burada da Türkiye var. İlk gelenlerden hatta şu anda da yine Türk bayrağını görüyoruz. Burada tim arama kurtarma ekipleri de ilk günden itibaren günlerdir burada sınırı geçen Ukraynalı vatandaşlara yardım etmek için burada. Sadece dediğimiz gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşları var. AFAD ekipleri de burada. Ayrıca Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri de Sahra Hastanesi buraya kurdular. Ve sadece bunu Türkiye yaptı. Onun altını çizmekte fayda var. Sınırı geçen vatandaşların, sağlık durumu sorunları olanların ilk olarak bu Sahra Hastanesi'nde muayenesi, kontrolleri yapılıyor. Genellikle çocuklar ve kadınların geçişi yapılıyor. Bunun nedeni ise Ukrayna hükümeti 18-60 yaş arasında vatandaşların, erkek vatandaşların ülkeden çıkmasını yasaklamıştı. Savaşa katılmaları için, orduya katılmaları için. O yüzden kadınlar ve erkeklerin sadece geçişleri sağlanıyor. Şu an hemen ileride bir polis ordusunu görüyorsunuz. Burada sınır polisleri, Romanya polisleri, onlar da oradan yaya olarak geçen vatandaşların, Ukrayna vatandaşlarının kontrollerini yapıyorlar. Daha sonra bu tarafa geçmeleri sağlanıyor. Ayrıca orada gönüllüler de var. Uzunca yoldan geliyorlar. Çünkü kimi 10 saat, kimisi 8 saatlik yoldan geliyor. Otobüslerle geldikten sonra otobüslerin bu tarafa geçmesine müsaade edilmiyor. Sadece sınır kapısında iniyorlar. Daha sonra
işlemler yapıldıktan sonra da geçişler sağlanıyor. İlk nokta, karşılandıkları nokta burası. Burada hem ikramlar, özellikle hava soğuk olduğu için sıcak ikramlarda bulunuluyor. Ardından gidecekleri yerlere de otobüslerle gönderiliyorlar. Yine arka tarafta bir otobüs daha var. Sadece bir 20 dakika önce buradan Türkiye plakalı bir aracımız daha, bir otobüs daha geçti. Muhtemelen o da yarın itibariyle yeni bir kafileyi, Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere hareket edecek ve çadır görüyorsunuz. Biz de şu anda oraya giriyoruz. Burada da özellikle üşüyen, sınırı geçen vatandaşların, üşüyenlerin ısınması için ilk nokta. Sevdikleriyle telefonda konuşanlar, görüntülü konuşanlar var. Çocukların hasta olmaması için burada da yine yoğun bir şekilde sıcak olduğunu da belirtelim. Hepsi üşümüş halde. Görüyorsunuz birisi annesiyle boyama yapıyor aslında, her şeyden habersiz. Normalde ülkesinde okuluna gitmesi ve eğitimini tamamlaması gereken o çocuk savaş nedeniyle bugün ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı ve Romanya sınırında annesiyle birlikte boyama yapıyorlar. Yine görüyorsunuz çok sayıda kıyafet, bavullar ve battaniyeler var. Özellikle üşüyenlere verilmesi için buradaki kişiler de kendilerini götürecek otobüsleri bekliyorlar. Hemen şurada bir köpek görüyorum. O da üşümüş, oldukça üşüdüğü için şu anda o da sahibinin montunun içine saklanmış durumda. Can you speak English? So, your country is in a war and you left your country. Can you say, we want to hear about your feelings. I don't know. It's terrible. I leave my home and I here. At home I have many. I have flat, I have car, and now I... Is there anyone left in Ukraine, your relatives? I want home. I как сказать, что я хочу? I want go home. I want go to Kharkov. I understood. Kendisine dediğimiz gibi çok üzgünüm diyor. Evime gitmek istiyorum. Orada evim var, arabam var ama ben buradayım. Köpeğiyle birlikte şu anda burada, yine burada çocukları da görüyorsunuz. Üşüyen çocuklar da battaniyelere sarılmış durumda. Ve vatandaşların, burada sınırı geçen vatandaşların ısınması için de burada ısıtıcılar da açılmış durumda. Yine burada gönüllüleri görüyoruz. Onlar da tamamen ilgili gözüne olarak, çarpan tartışmalar oluyor mu? Vatandaşları karşılıyorlar. Onlara yardım ediyorlar. Ve burada da gördüğünüz gibi vatandaşların bulunduğunu da belirtmiş Murat, olalım. Ayrımcılık iddialarına şeyden, dair. Ekipleri burada, AFAD ekipleri burada her ihtimale karşı. Ayrımcılık iddialarına dair çok söylentiler duyuyoruz. Buna dair tartışmalar, kavgalar, orada böyle bir şeylere şahit oluyor musun Murat? Hayır, şu an itibariyle Romanya sınırında böyle bir şeye şahit olmadık. Herhangi bir tartışma, herhangi bir taşkınlık ya da bir ayrıştırma durumuna şahit olmadık bizler aslında. Hı hı. Bu noktada özellikle Romanya hükümetinin yardım görmek mümkün. İlk saatlerden itibaren 24 saat esasına göre buradaki polis ekipleri de sınırı geçen vatandaşlara yardımcı oluyor. Yine Romanya vatandaşları gönüllü olarak bu noktadalar. Onlar da yardımcı oluyor. Jandarma ekiplerini görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı şu ana kadar bu noktada. Görüyorsunuz hemen ileride sınır noktası. Orada evrak kontrolleri yapılıyor geçecek vatandaşların. Evrak kontrollerinin ardından buraya yaya olarak geçilmelerine müsaade ediliyor. Araçlar da yine durdurulmuş durumda. Çıkan araç sayısı fazla, giren araç sayısı da oldukça az. Sadece yardım kuruluşlarının araçlarının, tırlarının girmesine müsaade ediliyor ağırlıklı olarak. Onlar da zaten bir süre sonra geri dönüyorlar. Ve bu noktada da özellikle havanın olumsuz şartlardan bahsetmek istiyorum. Hava oldukça soğuk, yer yer kar yağışı ciddi anlamda etkili oluyor burada, ancak kısa süreli oluyor ve bu soğuk nedeniyle de üşüyen çocuklar,
oluyor, hasta olanlar oluyor. Sabah saatlerinde de onların özellikle Sahra Hastanesi'nde, kurulan Sahra Hastanesi'nde tedavilerin olduğunu da belirtelim. Son bir not daha aktaralım, ardından sözü size bırakacağım. Burada Birleşmiş Milletler'in de bir ofisi kurduğunu biliyoruz. Ancak 3 gündür buradalar. Herhangi bir hareketlilik, herhangi bir iletişim durumu olmadı. Genellikle buraya gelen yardım kuruluşları ve devletlerin yetkili birimlerinin gönderdiği ekipler sınırı geçen vatandaşlara yardımcı oluyor ve buradan da dediğimiz gibi gidecekleri yerlere kadar geçilmeleri için de toplu taşıma araçları ya da otobüsler burada bekliyorlar. Bizler de Romanya-Ukrayna Sitre sınır kapısındayız. Yeni gelişmeler oldukça da aktarıyor olacağız. Murat, teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Murat Sekban Ukrayna-Romanya sınırından aktardığı gelişmeleri. Şimdi bir de Polonya-Ukrayna sınırına gideceğiz. Orada da haber muhabire Fatih Özyar var, bizi bekliyor. Fatih, merhaba. Merhabalar Meri. Ne oluyor Fatih? Ne anlatacaksın bize? Evet Meri Altınok, Romanya ile buranın aslında arasında pek fark yok. Şu anda bulunmuş olduğumuz ülke Polonya. Polonya'nın Polonya'da kameramanımız... Da olup bitenleri an be an takip ediyor ve kayıt altına almaktayız. Burada tıpkı bir otobüs geliyor, bir otobüs gidiyor. Yoğun bir Ukrayna sığınmacı akını var ve bu akında devam ediyor. Her saat, her saniye bu sayı gittikçe artıyor. Rakamlar gittikçe yükseliyor ki şu anda son rakama bakıldığında Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş yapan Ukraynalı sığınma sayısının 1 milyon 300 bine yaklaştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor ki bu çok ciddi bir rakam. Yine Ukrayna'dan dış ülkelere çıkış yapan Ukraynalı sığınma sayısı 1 milyon 700 bine yaklaşmış durumda. Bu da bir anlamda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en yüksek mülteci sayısı olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Hava çok soğuk, eksi dörtlerde şu anda hissedilen hava sıcaklığı ise yaklaşık olarak da eksi yedi, eksi sekizi bulmakta. Burada tabii ki savaşın en çok mağdur olanları çocuklar ve çocukların çok üşüdüğünü görüyoruz ve burada en azından Polonya ayak basar basmaz kendilerine bir sıcak çorba sunuluyor. Sıcak çorba ile birlikte de diğer taraftan çay ve kahve ikram edilmekte büyüklere. Sadece o değil, şu anda görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşımız Şükrücan Cankaya'nın aktardığı görüntülere de bakıldığında çocuklar, çok sayıda çocuk olduğunu ve artık çocukların normalde okulda olması gerekirken sırt çantalarındaki giysileriyle beraber bir anlamda güvenli bir ülke bulmak için yola çıktıklarını ve bundan sonraki hayatlarının nasıl devam edeceği konusunda pek tabii birçok soru işaretleri var. Yapmış olduğumuz burada yine çantalar ve beraberinde getirilenlere bakıldığında bulunmuş olduğumuz bu noktalarda veya Polonya içerisinde burada özellikle Ukraynalı sığınmacılara kucak açılmış durumda. Bütün her şey kendilerine ücretsiz olarak sunuluyor. Siz az önce bir soru sormuştunuz ki herhangi bir ayrımcılık yapılıyor mu? Nasıl bir şey? Aslında şunu söylemek istiyorum. Bundan geçtiğimiz hafta salı günü burada bir ayrımcılık olayı yaşanmış ve ten rengi farklı olduğu için burada tren garında trene alınmayan bir üç mülteci Afrika kökenli 3 mülteci vardı ve bunun tepkisi çok yoğun oldu burada. Buna da bakıldığında şunu da belirtmek istiyorum. Bu tepkilerden sonra artık bu konuda pek farklı bir olay yaşanmıyor ve pek ayrımcılık olayının da yaşandığını söyleyemeyiz. Diğer taraftan yine bakıldığında işte gecenin bu saatlerinde Meli Altınok, şunu belirtmek istiyorum. Görüyorsunuz yine Ukrayna'dan yola çıkmış olan Ukraynalı sığınmacıların bir elbise yığınları içerisinde en azından kendilerine uygun olabilecek bir elbiseyi seçmeye çalışmaları ve bunun da ne anlama geldiği net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu son gelişmelerden bazılarından bir geçiş yapan sitlerden Türkiye nakledilenler sayısı konusunda birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Konusunda birkaç bilgi aktarmak istiyorum ki Türkiye'nin
Büyükelçiliğinden aldığımız bilgilere göre 430 Türk vatandaşının Türkiye'ye nakledildiğini büyükelçilik vasıtasıyla, diğer taraftan yaklaşık 500 Türk birlikte Türkiye yoluna yolculuğa çıktıklarını söyleyebilirim. Tabii ki farklı farklı yardım çadırları var. Şu anda ekranlara gelen bir Hindistan yardım çamuru. Burada tabii ki kızartılan patatesler, yapılan çorbalar, bir sıcak ekmek, bir sıcak çorba veyahut da işte bir sıcak patates birçok şeyi anlamını taşıyor. Tabii ki çok dikkatimizi çeken bu izlenimlere de bakıldığında çok sayıda Ukraynalı sığınmacının elinde evcil hayvanlarını da beraberinde getirdiklerini, geride bırakmadıklarını da gördük ve bu da çok dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Demiş olduğum gibi soğuk bir hava kitlesi var burada. Çok soğuk hava ve sık sık bütün her noktada da işte bu tür ateşler yakılarak bir anlamda Ukraynalıların veya Ukraynalı sığınmacıların ısınabilmeleri için kendilerine sunulan bir imkan olarak bunu değerlendirebiliriz. Sadece bu değil, bunun yanına yine bakıldığında özellikle ilk olarak iletişim ağı kurulması isteniyor ki bu iletişim ağını kurabilmek için de bir telefon sim kartı gerekiyor, bir telefon bağı gerekiyor ve bunun için de burada ücretsiz sunulan telefon şirketleri kurmuş oldukları çadırlarla kendilerine ücretsiz sim kart vermekte ve almış oldukları bu sim kartla beraber hem de internet kullanarak hem de diğer taraftan aileleriyle iletişim içerisinde olmaları çok dikkat çekici olarak görünüyor. Şu ana kadar son olarak şunu da belirtmek istiyorum Melih Altınok. Burada özellikle sivil toplum kuruluşları ve Polonya'nın itfaiye ve polisinin ön planda çıktığı bu yardım konularında, ama diğer taraftan ne Avrupa Birliği veyahut da ne de Birleşmiş Milletler konusunda veya herhangi bir hükümet görevlisinin burada olmadığını gördük. Yani buna şahit olduk. Diğer evet. taraftan son olarak tabii Türkiye'de özellikle Polonya'ya geçiş yapan Ukraynalı sığınmacılara yardım yapabilmek için iki tır dolusu hem tıbbi malzeme hem de gıda ürünlerini Polonya'ya gönderdi ve dün dağıtımı yapılması için de Polonyalı makamlara ulaştırıldı diyelim. Şu anda bulunmuş olduğumuz ülke Polonya'dan da sözü şimdilik size bırakalım. Teşekkür ederiz. Fatih Özyer bize Polonya-Ukrayna sınırındaki mültecileri, sığınmacıları aktardı. Çok sağ olun. Korkunç görüntüler değil mi? İzleyen seyircilerimiz de herhalde savaşın bu boyutunu düşünüyorlar. Şu an biz sizlerle askeri boyutunu konuşacağız. Ne oluyor, nereye bitiyor? Ama müsaadenizle Ankara'dan başlamak istiyorum. Erdoğan Karakuş, emekli hava pilot, kor generalimiz. Erdoğan Bey, siz de görüntüleri izliyorsunuz. 12 gün, 13 gün itibariyle uzman da bir asker olarak Rusya'nın ilerleyişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreç tahminen daha ne kadar devam edecek? Hedefler konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii büyük şehirlerdeki direnç nasıl olacak onu bilmek pek mümkün değildir. Yani şimdi öncelikle dikkat ettiyseniz Ruslar devamlı surette askeri altyapı tesislerini vurduklarını söylüyorlar. Yani birçok yerin elektriği, suyu, hava gazı neyse işte insani ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan da yararlanarak, yani her ne kadar askeri tesislerle ilgili altyapı vurulduğu söylense de bu askeri tesislerle ilgili altyapılar aynı zamanda sivil kesimin de mutlak surette bir takım ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı çektiriyor. Öyle olunca zaten amaçları da öyle görülüyor ki askeri deniyor ama bunun sonucunda büyük şehirleri efendim işte kıtlık, açlık, efendim bir şekilde soğuktan zarar görme noktasında bezdirme çalışması yapmaya devam ediyor. Öyle görünüyor yani. Onun için işte kuşatmaya çalışıyor Kiev'i ama zorlanıyor da orada tabii ki. Yani kolay bu işler olmaz. Nitekim birkaç efendim saat önce sizlerin de gösterdiği gibi gene A Haber'de iki kişi geliyor efendim, iki tane tankı tank savarla uçurup götürüyor. Yani bunun yanı sıra hele şehir içerisindeki mücadelede çok insan ihtiyacı doğar. Kiev öyle kolay teslim olmaz.
Bakalım yani bu sonuçta tabii ki Rusya'da çok büyük kayıplara uğruyor. Yani her ne kadar efendim ikinci günde biliyorsunuz kayıplarını durdurdu. İkinci günde kayıplarını efendim 498 dedi durdurdu. Ama bugün 12. gün. O zaman demek ki günde 250 falan kabul etseniz 12 ile çarpın öyle bir rakam asgari Rusların kabul ettiği. Öbür tarafta 10.000'i açtığını söyleyen bir Ukrayna var. İkisinin ortasını alsanız yani Rus kaybı gerçekten büyük oranda. Savunanın tabii ki her zaman için avantajı vardır. Taarruz eden daima efendim kayıpları daha büyük olur. Bunun sonucunda yani belirli bir noktayı elde etmiş olsa bile Ruslar yani bunda çok büyük kayıplarla bu işi bitirecekler. Anladım efendim. Bir de emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir'e sormak istiyorum. Gelinen noktayı. Hocam haritada da anlatabilirseniz çok memnun oluruz. Son durum askeri açıdan tarafları. Melih Bey aslında bugün askeri manada arazide çok değişik bir durum ortaya çıkmadı. Hı hı. Ana merkezler kuzeyden başlamak üzere Kiev'de Rusların bir meşhur 64 kilometrelik bir konvoyu vardı. Çok konuşulan bir konvoy. O konvoy işte çok küçük hareketlerle ilerliyor veya duruyor. Çünkü burada batıda Kiev'in kuzeybatısında Buça Nehri'nin Dinyeper'le buluşan kolunun üzerinde İrpin diye bir şehir var. Orada bir yoğun çatışmalar 64 oldu. 64 kilometrelik bildiğimiz bayağı işte tanklardan, araçlardan, motorlu araçlardan oluşan evet, askerlerden bir konvoydan bahsediliyor. Konvoydan bahsediliyor. Bu şu ana kadar gerek Sovyet doktrinine, Sovyet askeri doktrinine gerekse bizim uyguladığımız doktrinlere ters bir hareket. Öyle o kadar mi? Geniş bir askeri konvoyun, büyük bir konvoyun orta yerde bekletilmesi. Günlerdir çünkü bu yolun üzerinde. Evet. Hiçbir taktiğe sığmıyor bu hareket. Öyle mi görüyorsunuz bir asker tabii, olarak? Tabii. Öyle. Yani havadan korunmuyor ne bileyim başka havadan yerde. Korunuyor mutlaka ama Ukrayna'nın elindeki imkanlar en azından karadan bazı yerlerde vurmak mümkün. Hı hı. Bazı yerlerde pusuya düşürmek mümkün. Mutlaka buradan yukarı çıkmıyor Ukrayna'nın direnişçileri. Ama İrpin'den itibaren sıkı savunma başladı. Hı hı. Orada çarpışmalar da şiddetlendi. Ruslar da havadan vuruyorlar. Buna mukabil Ukrayna'nın elindeki hava savunma silahları, tank savar silahları etkili oluyor. Çünkü hı hı. Rusların hava kuvvetleri Erdoğan Paşa'm da daha önceki programlarda söyledi. Lazer güdümlü silahları yok muhtemelen. Alçak uçmak zorunda kalıyorlar. Alçak uçunca da uçak savar silahlarının yani bir kişi tarafından kullanılan Manpad dediğimiz Stinger tarzı silahların tesir sahasına giriyorlar ve hı hı. bir kısmı da düşüyor. Evet. Bazılarını görüyoruz. Tankları görüyoruz. Vurulabiliyorlar. Şimdi burada Rusların hassasiyeti şöyle. Burada yollara tabiler. Yoldan gitmek zorundalar. Yolların hemen dışı ya ormanlık arazi ya da bataklık arazi. Şimdi havalar soğuk gidiyor. Onun verdiği arazide bir sertlik var. Ama bir müddet sonra o da olmayacak. Böyle aşağıya doğru indikçe mesela şu kısımlar bu hattan ilerlerlerse meşhur Pripet bataklıkları. Yani bu Dinyeper Nehri Napolyon'un şeyinden tutun. Özellikle Hitler diyelim. Hitler'in Moskova seferinde filan son savunma hattıdır. Hep takıldıkları yer burası mıdır? Hep buralardır. Yani burada ya geçtiler ama işte 100 bin kişiyle başladıysalar 20 binle geçtiler. Dönüşleri 5 bine düştü filan. Buralar yutar yani askeri gücü yutar. Şimdi Kiev'de direnişin devam edeceği görülüyor. Akşam biliyorsunuz muhabirler Kiev'den dışarı çıkarıldı. Evet bütün muhabirler. Konuştuğumuz gazeteci arkadaşlar şunu söylüyor. O gazetecilerin içerisinde de bir takım ajanları yakalamışlar. Çünkü Ruslar bu bölgede ta birinci günden itibaren asker istihbarat birliklerini, milli muhafızları yani Rusya'nın milis gücü diyebileceğimiz üniteleri falan kullanmaya başladı. Onlar harpten 3 ay önce gelmişler. Burada çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Kaosa sürüklemek, işte çeşitli sabotajlar yapmak, belki askeri liderlere suikast düzenlemek gibi. Hı hı. Bir de istihbarat aktarıyorlardı. Muhtemelen o gazetecilerin içine de sızmalar olmuş. Şimdi onları
muharebe sahasının dışına çıkarıyorlar. Bizim gazeteciler Libya'ya doğru hareket ettiler. Yani burada bundan sonra önümüzdeki günlerde çatışmaların daha şiddetlendiğini göreceğiz. Muhtemelen öyle olacak. Yani bir ateşkes veya arkasından barışla sonuçlanmazsa. Kiev konusunda Putin ısrarcı. Çünkü siyasi hedef Ukrayna yönetimini devirmek olduğu için Kiev'i kontrol altına almak, psikolojik bir baskı sağlayacak. Bir de buradaki yapıların da korunması lazım. Ortodoks inanışı için çok önemli olan yapılar var burada. Hem dini anlamda hem daha sonra tarihi anlamda özellikle batı tarafında koruması gerekiyor. Eğer korumaz da oralar tahrip olursa uzun yıllar bu söylenecektir Ortodoks dünyasında. Diğer alanlarda işte Sumi'den girişler. Harkov'da da çok ciddi çatışmalar devam ediyor. Baştan beri burayı ele geçiremediler. Gidiş gelişler oldu ama Harkov şöyle bir önemi var. Harkov'un Rusların harekatının, lojistik desteğinin sağlanması için burası demiryolu hap merkezi. Dolayısıyla bu, zaten mücadele verdikleri şehirler, buradaki Mariupol, Harkov, Kiev, bunların Herson, bunların hepsinin stratejik bir önemi var, bir sebebi var yani. Ama ağırlık gördüğünüz gibi Dnieper Nehri'nin doğusunda gerçekleşiyor. Burası zaten Rus nüfusunun daha fazla olduğu yerdi. Bir de Putin'in Rusya kafasında böyle bir sınırı olabilir mi? Dnieper Irmağı'nın doğusu işte elimizde kalsın gibi ilk hedefte böyle bir şey gözlemlenir. Alternatiflerden mi? Yani bir tane çözüm de o. Çözüm demeyelim de akla gelen bir alternatif de bu nehri sınır yapmak olabilir. Çünkü düz arazi buralar. Evet. Burayı yapmak düşünüyor olabilir. Ama daha büyük bir hamle yaptı. Daha büyük bir strateji. Daha büyük bir hamle yaptı. Şimdi Donbass'ta ilk başta beklenen Donetsk ve Luhansk ikisi beraber Donbass diye adlandırılıyor. Zaten yazmışsınız. Buranın bağımsızlığı, buranın Kırım gibi ilhakı düşünülürken o bütün Ukrayna'yı içine alan bir askeri harekat başlattı. Dağınık gidiyor o yüzden de. Şimdi Harkov'u da söyledik. Burada çok büyük bir gelişme yok. Hatta bazı yerlerde Rus birliklerinin geriye gidişi falan söz konusuydu ama şuralardan birleşmeler, Harkov'un güneyinden birleşmeler buradaki Ukrayna birliklerinde riske atıyor. Geriden kuşatma ihtimali doğuyor. O yüzden buralarda yakın bir zamanda geri çekilmeler görebiliriz. Bu Herson'u hemen hemen kontrol altına aldık diyor Rusya. Ukrayna tarafı da çok itiraz etmedi. Evet, almış gibi görünüyor. Buradan Nikolay'a doğru bir hareket başlatmışlardı. Bu hareket Odessa'nın arkasına dolaşmak şeklinde algılanabilir ama bunu durdurdular. Orası çok kritik değil mi? Karadeniz'de bütün bağ kesilecek Ukrayna'ya yani, eğer evet, Odessa düşerse. Odessa'nın düşmesi bizim açımızdan da önemli. Çünkü bu Karadeniz'den tamamen bağ kesilmiş bir Ukrayna, Karadeniz'den bir devletin eksilmesi manasına evet. gelir. O da Rusya'nın Karadeniz'de hakim güç olarak, başat güç olarak öne çıkmasına sebep olabilir. O yüzden Odessa'nın Ukrayna'da kalmasına da biz ısrar etmeliyiz diye düşünüyorum. Biz Kırım'ı da kabul etmedik. Etmiyoruz. Kırım hala biz o ilhakı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla burada Ukrayna'yı bir kara devletine dönüştürmeyi de kabul etmemeliyiz. Aksi takdirde bu sefer Rusya, Karadeniz bir Rus gölüne dönüştüğünde başka problemler çıkar bize. Çünkü onu tutan biziz. Şurada Mariupol'da dün olan olaylar vardı. İnsani koridor açılmasıyla ilgili. Çünkü bu buradaki şehir tamamen kuşatılmış durumda. Orada da bir takım sıkıntılar oldu. Çıkmaya çalışan insanlara ateş açıldı. Bugün anlaşmış gibi görünüyorlar. 4 tane şehir vardı. Şimdi 6'ya çıkarmışlar. O 2 tanesi ne onu öyle anlayamadım. Buradaki insanların tahliyesinin insan sağ araçlarıyla gözetleneceğini söylüyorlar. Çünkü başka şeyler de olabilir. Yani oradan çıkanlar kim, girenler kim? Onu kontrol etmeleri lazım iki tarafında. Harekat bölgesindeki durum bu şekilde. Son durum da bu. Son durum da bu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emekli binbaşı doçent doktor Ali Fuat Gökçe'ye soracağım. Şimdi Kiev düşerse diyor, Zelenski bütün batı düşecek diyor. Böyle stratejik topyekün bir saldırının olduğunu düşünüyor musunuz? Kiev hakikaten bu kadar önemli mi bu anlamda? Yani batıya karşı bir harekatın devamı niteliğinde bir başyer mi? Bir de düşme ihtimalini nasıl görüyorsunuz bir asker olarak? Putin çok yüklenmiyor mu? Böyle sorular soruyor. Biz anlamıyoruz tabii ki sizler kadar askerlikten ama hani Rus ordusu dediğimizde daha güçlü, komplike bir yapı ezer geçer diye düşünüyorduk. Ama ortada
ne bileyim öyle çok göze batacak zaferler yok gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanılıyor muyuz hocam? Melih Bey, şimdi burada baktığımızda Rus ordusunun, yani Putin'in özellikle bu Ukrayna konusunda, Ukrayna ve Rus halklarının birbirleriyle işte kardeş, aynı dili konuşması, dost olmasından dolayı bana göre Rus Ukrayna halkını tamamen kaybetmemek için fazla şiddetli bir saldırıda da bulunduğunu ben düşünmüyorum. Düşük yoğunluklu tutuluyor, evet, diyorsun. Düşük yoğunluklu. Çünkü şunda işte baktığımızda mesela ilk birinci gün Rus uçaklarının Ukrayna şehirlerinden gösteri yapar şekilde geçtiklerini görüyoruz. Evet. Yine geçmiş savaşlara baktığımızda işte ABD'nin Irak'taki bombalamalarına baktığımızda işte binlerce sorti yaptığını görüyoruz. Irak'taki bütün şehirlerin bombaladıkları şehirlerde taş üstünde kalmadığını görüyoruz. Bütün bunlara baktığımızda burada Rusların, yani Putin'in siyasi hedefini ele geçirmek için bütün Ukrayna'yı yıkmayı düşünmediğini görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla siyasi hedefi ele geçirmek için belirlemiş olduğu buradaki stratejik hedefler, askeri hedefler, işte limanlar olsun, bazı şehirler olsun, nükleer tesisler olsun, bütün onları ele geçirerek Ukrayna'nın direncini kırmayı düşünüyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve halkının direncini kırmayı düşünüyor. Şu an yoğunlaşılan noktalar direncin yoğunlaştığı yerler mi hocam? Çernobil var yukarıda galiba. Aslında gösterebilirsiniz. Evet, evet. Bakın, olmazsa. Burada işte, harita üzerinden çok daha anlaşılır tabii, oluyor. Askerler de daha mesela, iyi biliyor haritaları. Burada işte Çernobil olsun, diğer yerlerdeki tüm tesisler, Rusya'nın saldırdığı ve savaştığı yerlerin hepsi Rusya için stratejik hedefler. Askeri açıdan olsun, enerji bakımından olsun, hepsi stratejik hedefler. Rusya önce bunları ele geçirerek Ukrayna halkının ve Ukrayna ordusunun direncini kırmayı düşünüyor. Ardından da Kiev'e girmeyi düşünüyor. Ben burada bekleyen 64 kilometrelik konvoyun... Onu da bize biraz evet, anlatın. Buradaki 64 kilometrelik konvoyun aslında Kiev'de muhtemelen ileride meydana gelebilecek bir meskun mahal muharebesini, şehir savaşlarını sokmak için beklediğini düşünüyorum bunu. Hmm. Yani burada yoksa böyle biraz önce Osman Paşa'nın da belirttiği gibi hiçbir koruması olmayan, ya da onlar kendilerine göre koruması vardır ama Ukrayna'nın hiçbir saldırı düzenlemediği 64 kilometrelik bir askeri araçların ve askerlerin olduğu yerdeki bir kuvvetin muhtemelen Kiev'deki bir şehir savaşlarına yönelik olarak bekletildiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda Batı'nın vermiş olduğu tüm silahlar, yani Ukrayna'ya vermiş olduğu tüm silahlara baktığımızda şehir savaşlarına yönelik silahları verdiğini görüyoruz. Yani Batı bu silahları tabii, verdi Ukrayna'ya tabii, değil mi? Yani bunu önceden hazırladı. 3 ay öncesinden de hazırladı bunu. Yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Rusya'nın askeri gücünün Ukrayna'dan çok fazla olduğunu düşünerek ve Ukrayna'nın da Rus ordusuna karşı kırsal alanlarda arazide fazla direnemeyeceğini düşünerek savunmasını şehirlere, belirli şehirlere çekmeyi düşündü. Onun için de bu bölgelerde, bu şehirlerde savunabilecek şekilde onlara silah yardımında bulundu. Yani bu baktığımızda işte tank savar silahları olsun, diğer silahlar olsun, vermiş olduğu malzemelerin hepsi Ukrayna halkını ve ordusunu, başta Kiev olmak üzere, Kiev'i düşürmek istemiyor, diğer stratejik şehirlerde şehir savaşına Rusları zorlamak için olduğunu ben düşünüyorum. Buradaki 64 kilometrelik konvoyun da muhtemelen siyasi hedefin merkezi olan Kiev'i tekrar elde etmek için Ruslar burada bu müzakerelerden herhangi bir sonuç çıkmazsa Ruslar muhtemelen şiddeti artırarak ilerleyecektir ve en sonunda Kiev'e geldiğinde de buradaki kuvvetini de burada kullanabileceğini ben düşünüyorum. Ve burada şehir savaşlarında, meskun mahal muharebelerinde çok şiddetli geçecek. Zaten o orada sonucu ne olacağı da bilinmez. Dolayısıyla burada bir yoğunluk olacağını ben şahsen düşünüyorum. Evet, Erdoğan Karakuş, emekli kol generalimiz, Kiev öyle kolay kolay düşmez diyor. Erdoğan hocama da dönelim lütfen. Erdoğan hocam, Rusya'nın saldırıları üzerine konuşuyoruz, değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bir asker gözüyle Ukrayna'nın müdafasını nasıl buluyorsunuz? Ukrayna ordusunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz stratejilerini? Yani savunma tamamen bir şekilde saldıran, taarruz eden ülkenin ortamına ve silahlı gücüne bağlı tabii ki. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın, Ukrayna'nın söylediği şu,
Diyor ki Ukrayna'ya bir şekilde Rus hava kuvvetlerinden 100'ün altında uçak saldırıda bulunuyor. Bunların da 46'sı düşürüldü diyor. Yani bir şekilde zaten silahlı kuvvetler açısından Rusların hava gücü Amerikan hava gücüyle mukayese edildiğinde 10 kat daha küçüktür. 10 kat daha zayıftır yani. Onun için Rusların hava gücü açısından biraz evvel Sayın Kandemir de söyledi. Yani bir defa laser güdüm kitli yani hedefi mutlak vuracak şekilde hava kuvvetlerini kullanamadığını gördük. Yani bizim hep gördüğümüz tabii ki buradaki efendim televizyonlardan yansımalar. Hem alçaktan uçuyorlar hem de tabii ki alçaktan uçmalarının sebebi laser güdüm kiti olmadığı için ondan dolayı alçaktan hedefe muhakkak yani gez göz arpacık şeklinde atış yapması lazım ki hedefi vurma ihtimali yükselsin. O zaman da Amerikalıların ve diğer Batı'nın vermiş olduğu malumunuz Stinger efendim savunma sistemlerine takılıyor. Başka savunma sistemleri de vardı. S-300'ler de vardı Ukrayna'da. Ama bu özellikle bayağı yani 700-800-1000 civarında efendim bir şekilde Stinger verildi. Şimdi Stinger'i hiç küçümsememek lazım. Şöyle söyleyeyim. Ruslar Stinger'le 9 yıl boyunca boğuştu Afganistan'da ve kaybettikleri uçakla helikopter sayısını sayamazsınız. Onun sonucunda Afganistan'dan çekilmek zorunda kaldı. Yani şimdi gene Rus silahlı kuvvetleri yani hava gücü açısından belirli bir güce sahip olduğu ortada ama bakın yani Ruslar 1990'dan itibaren yeni uçak üretilmesine yeni başladılar. Şöyle söyleyeyim, şu anda Su-35 miktarı tabii tam belli değil ama 2020 sayımı sadece 70 tane. Yani yeni ürettiği başka uçak yok. Ya yani eski uçaklardan MiG-29'ların bazılarının modernize edilmesi olması var. Şimdi onu söylemek istiyorum. Ruslar daha çok kara gücüne dayalı olarak hareket etmek istiyorlar ama kara kuvvetlerinin helikopterlerle, piyadeyle yani tank birliklerinin olsun, zırhlı personel taşıyıcıların olsun, aynı zamanda herhangi bir dıştan gelecek olan saldırılara karşı piyadeyle korunması lazım. Yani o nedenle sıkıntıları bir şekilde şu anda kara kuvvetleri açısından da Rusların devam ediyor. Tabii ki Ukrayna'nın gücü belirli bir gücün altında olduğu için bu ilerleme oluyor. Yani normal bir, yani birazcık daha güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmuş olsa Ukrayna, bu ilerlemeyi dahi yapamayabilir Rusya. Özellikle bu konuda söyleyeceğim bunlar. Tabii ki tank savarlar tabii çok etkili oluyor. Niçin çok etkili oluyor? Biraz evvel de Sayın Kandemir söyledi, Pripyat bataklıkları burada. Bizim Osmanlılarla Rusların savaşı da buralarda olmuştur biliyorsunuz. Yani burası birçok ülkenin bir şekilde çıkamadığı, geçemediği yerlerden bir tanesidir. Şimdi burada söylemek istediğim bu. O yüzden bütün harekat yollara dayalı olduğu için İrpin'de de köprüyü uçurdular. Yani İrpin'de köprüyü uçurunca köprücü birlikler bakalım ne yapabilecek. Yani şehre girebilmeleri için İrpin'in orada efendim köprücü birlikler köprü kurmaları lazım. Köprü kurabilecekler mi? Esas bence savaş orada olacak. Yani esas mücadele orada olacak. Dün yine bir televizyonda sorduğumda sorum şuydu. Efendim Kiev sarılıyor yani kuşatılıyor falan dendi. Peki dedim ben o zaman soruyu şimdi soruyorum. İrpin'deki Kamam köprü uçuruldu. O kuzeyden gelen köprü yani yol için köprü uçuruldu. Peki efendim Kiev'in doğusundaki batısındaki uçuruldu mu? Hayır uçurulmamıştı. Rahatlıkla yani bir şekilde bir yerden bir yere gitmek üzere hareket edilebiliyordu. Bu neyi gösteriyor? Daha oraya Rus kuvvetleri gelmedi. Yani kuşatılma noktasına tam gelemedi.
Yani Ruslar o noktaya taşıyamadılar. Çünkü bütün harekat yollara bağlı. Yollara bağlı olunca o zaman tabii ki köprüler uçtu mu yoldan geçiş ancak köprücü birliklerin köprü kurmasına bağlı. O köprücü birliklere karşı işte tank savar silahları olsun diğer silahlarla mücadele ettiğiniz takdirde köprü kurulamadığı takdirde sarılması mümkün değil. Fakat dediğim gibi Ruslar efendim askeri altyapıları vuruyoruz diye insanların yaşamını zora sokacak şekilde işte elektrik verilmemesini, ısı sağlanmamasını, yiyecek efendim sağlanmaması için tedbirleri almaya çalışıyor. Yani yıldırmaya çalışıyor ama ben şunu söylemek isterim. Bu ülkeden bu kadar kişi ülkeyi terk etti. Her terk edenin bir yerde kendisini korumak için ailesinden kalanlar elbette ki daha rahat savaşırlar. Yani Kiev'den diyelim ki Kiev'in nüfusunun yarısı ayrıldı diyorlar. Kalanlar ise tamamen savaşçı. Savaşçı oldukları için ailesini de düşünmelerine gerek yok. Çünkü ailesini gönderdi ama Ukrayna içinde emin bir yere veya efendim işte yurt dışına gönderdi. O yüzden bunların tamamı savaşçı. Bu savaşı tabii ki kazanmak için büyük mücadele vereceklerdir. Daha etkin savaşacaklardır. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Falkland Adası ile ilgili. Yani İngiltere'nin, Arjantin'in biliyorsunuz Falkland Adası'nı işgali. Şimdi 20 bin kişiyi kol ordu çıkardı Arjantin. Fakat işte İngilizlerin iki uçak gemisi geldi. Bütün efendim ikmal yollarını kestiler. Herhangi bir şekilde yiyecek filan getiremiyorlar Arjantin kol ordusuna. 20 bin kişi orada ne yapsın? Orada koyun bölgesi orası biraz koyunları falan yediler, bitirdiler. Aç kaldılar, İngilizlere teslim oldular. Yani şimdi muhtemelen bundan da ders almış vaziyette bir şekilde ilerlemeye çalışıyor Rusya ama dediğim gibi sadece savaşanlar kaldığında direnç daha artar. Tabii ki Kiev uzun zamandır bir hazırlık yaptığına benim inancım sonsuz. Bir defa malumunuz Ukrayna'nın efendim bir şekilde buğday üretimi, diğer gıda maddeleri üretimi çok yüksek olduğu için bunların özellikle bu tür maddelerin bir şekilde stoklanması söz konusu olduğundan Kiev'de direniş öyle açlıktan falan olmayacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra zaman ne kadar uzarsa işte Mart ayının işte 7'sine 8'ine geldik. Şimdi ne kadar daha efendim sıcak günlere gelinirse ısıtma ihtiyacı da yok. Yani bir tek yiyecek ihtiyacı, su ihtiyacı karşılandıktan sonra insanlar devamlı savaşabilecek konumda olacak. Onun için Rusları bence çeşitli çetin savaşlar ve çetin mücadeleler bekliyor diye düşünüyorum. Evet, komutanımız konuşurken bir yandan da arkadaşlarım Kiev sokaklarından görüntüleri aktarıyorlardı. Fırtına öncesi sessizlik mi denilir bilmiyorum ama çıt çıkmıyor ülkede. Gazeteciler dışarı çıkartılmış. Erdoğan Bey'in bahsettiği insanlar, savaş hazırlığında olanlar mutlaka oradalar ama şehirde korkunç bir sessizlik hakim. Onu da aktarmış olalım. Osman Gazi Bey, siz ne diyorsunuz? Paşama katılıyor musunuz? Bu süreç içerisinde savaş uzayabilir diyor. Yaz da gelecek. Koşullar uygun. İnsanlar ailelerini de gönderdiler. Kafaları da rahattır bu anlamda diye. Daha ne kadar sürmesini tahmin ediyorsunuz bir asker olarak? Öngörünüz nedir? Şimdi siyasetin vereceği kararları hariç tutarak konuşuyoruz biz. Yani anlaşırlar. Bir şekilde bir yol bulurlar. Bitirirler. O ayrı. Şimdi bazı kavramları açarak gidersek belki daha anlaşılır olur. Mesela yola tabi diyoruz ya, biz askerler herkes anlayacak diye konuşuyoruz ama yola tabilik şu manaya geliyor. Şimdi bir tankın ağırlığı 45 tondan başlıyor. Rusların ellerindeki tankların bugün baktım ağırlığına 47,5 ton. Diğer zırhlı araçlar, personel taşıyan araçlar üzerinde muharebe ağırlığını koyduğunuz zaman 13 tona kadar çıkar. Şimdi bu araçları normal şartlarda araziden götürürsünüz. Yani yolla ilgisi yok, topraktan böyle normal bir taksi gibi gidebilir. Fakat Ukrayna arazisi yol dışında ya orman, sık orman ya da çamur. Zaten harekatın tarihinin seçilmesi de o sebeple Şubat ayının sonuna geldi. Biraz da kış olimpiyatlarını beklediler. Kış olimpiyatlar olmasaydı belki daha erken olacaktı.
toprak donmuşken sert olsun diyor. Sert olsun. Onun üzerinde hareket edebilirim. Geçen her gün bir manada o tür araçları zaten diğerleri tekerlekli araç, onların araziden gitmesi daha zor. Mecburen yoldan gidiyorlar. Geçen her gün bir kere o araçların yola tabiliğini artıracak. Hı hı. Şimdi savunma stratejilerini nasıl oluşturduk diye bakarsak, Rusya'nın gücüyle Ukrayna'yı karşılaştırdığımız zaman ciddi bir asimetri var arada. Uçurum var yani. O zaman stratejinin farklı olması lazımdı. Rusya'da 2014'te Kırım tecrübesi var. Kırım'da biz hibrit metotlar kullandı diye ifade ediyoruz, evet, onu teknik terim olarak. Bunlar nedir? Bunlar bir, hükümete güvensizlik yaratmak. İki, orduya güvensizlik yaratmak. Üç, ordunun içerisinde ikilik çıkarmak. Yani mesela diyor ki, gel Rus ordusuna katıl, aynı rütbende devam edeceksin. Sana bir terfi daha vereceğim, maaşını artıracaksın. Sen Rus ordusunun subay olacaksın. Veya işte senin komutanın rüşvet alıyor, ona güvenme filan gibi. İşte televizyon yayınlarına müdahale etmek. Mesela 2014'teki olayda, Kırım'ın ilhakında, Kiev yönetimi hiçbir şekilde bir televizyon yayınıyla, radyo yayınıyla bölge üzerinde herhangi bir şey, propaganda yapamadı. Tam tersine Rusya yaptı. Birçok böyle metotlar kullanarak bir oldu bittiye getirdi ki şeyi aldı. Kırım'ı. Kırım bölgesini aldı. Müteakiben Donbas bölgesinde benzer metotlar uyguluyor. Şimdi şeye geldiğinde, iş Ukrayna'nın tamamına geldiğinde, Rusya'nın da aldığı istihbarat var Ukrayna ne yapıyor diye. Çünkü onların içinde Rus yanlısı insanlar olduğu gibi önceden oraya yerleştirdiği ajanları da var. Nitekim asker istihbarat 3 ay önce gelmiş, büyük şehirlerde evler tutmuşlar, yerleşmişler. Hem istihbarat alıyorlar, hem çeşitli sabotaj faaliyetleri bugünlerde veya suikast işleri yapıyorlar. Rusya buna bağlı olarak şöyle bir teşkilat oluşturdu bu savaş için. Bir, asker istihbarat birlikleri. İki, Rus Milli Muhafız Birlikleri gibi İran'daki ordu dışındaki milis yapılanmaya benzer bir ordu da var. 300 hı hı. küsür bin mevcutları var bunların. Bu, sonra özel kuvvetler ve hava indirme birlikleri. Şimdi onun strateji şöyleydi. Ben Ukrayna'nın değişik yerlerine aynı anda birlikler indireceğim havadan. Özel kuvvetleri sızdıracağım. İşte havalanları, yol kavşakları, Kiev'in etrafı, Harkov, nükleer santrallar. Buralara indiğim zaman Kiev yönetimine şu mesajı vermiş olacağım. Teslim ol, yoksa seni mahvederim. Hı hı. Kiev de şöyle bir tedbir almıştı. Bu 2015'ten beri yapılan çalışmalar var. CIA'nin yaptığı eğitimler var. Batı'nın verdiği destek var. Şimdi mesela biz uçak savar silahlarından veya tank savar silahlarından bahsediyoruz. 2018'den itibaren bu silahlar girmeye başladı. Bazılarını parasıyla aldı, bazıları yardım olarak aldı. Biz Rusya'ya karşı nasıl savunuruz? Şöyle bir şey oluşturdular. Şehirlerde askeri komutanlık kurdular. Askeri vali diyelim. Yani bu emekli generallere de görev vermişler, görevdeki generallere de vermişler. Bunların bünyesinde ne var? Polis var. Özel güvenlik görevlileri var. Askerler var, milisler var. Hı hı. Şimdi bu milis lafını küçümsemeyelim. Ciddi rakam. Artarak da devam edecek. Hı hı. Mesela Ukrayna Lulup'ta dışarıda yaşayanlardan 154 bin kişi gelmiş şu anda Ukrayna'ya. O konuyu da dönüşte reklama gideceğiz biraz sonra. Yo, bu, soracağım. Bu paralı askerlerin dışında. Ali Fuat yani, Hocam'a da. Paralı askerlerin dışında normal Ukraynalı insanlar. Evet, dönenler var. Vatanlarını savunmak için. Şimdi onlar da şehirlerde savunma için örgütlendiler. Hı hı. Yani Rusya'yı şehirlere çekmek. Şehirlerde mücadele edelim. Bunda da şu ana kadar başarılı oldular. Sorunuza başa geldiğimiz zaman. Hı hı. Şimdi eğer siyasi bir şey olmazsa, müdahale olmazsa, anlaştık, tamam, bitiyor, çözüyoruz demezlerse, bu iş uzar. Çünkü sokak muharebelerine girdiği zaman, işte belki ileride konuşuruz, bu paralı askerlerin gelişi, Suriye'den adam nakletme vesaire. Kanadalı bir adam gelmiş işte Suriye'de diyorlar 300 kişinin katili, işte keskin nişancı diye. Lütfen hepsi sözünüzü bununla, burada hepsi unutmayın. Hepsi bununla bağlantılı yani. Şehir savaşları için hazırlıkla bağlantılı.